Herkese merhaba. Kısa bir bilgiyle başlayalım. Doğanın icatlarını kopyalayarak yeni teknolojiler ve mühendislik çözümleri bulma sanatına biyomimikri denir. Yani doğada zaten mükemmel çalışan çözümleri alıp kendi hayatımıza ve teknolojimize uyarlıyoruz. Şimdi hep beraber bunların neler olduğunu görelim. Örümcek ipeği ve güçlü malzemeler. Örümceklerin ürettiği ipek, çelikten daha güçlü ve daha esnektir. Örneğin araştırmacılar, örümcek ipeğini taklit ederek balistik zırhlar ve tıbbi dikiş iplikleri gibi güçlü ve esnek malzemeler geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu örümcek ipeğindeki protein yapısını inceleyerek, sentetik polimerler üreterek yapıyoruz. Balina yüzgeçleri ve enerji verimliliği. Balinaların yüzgeçlerindeki küçük çıkıntılar, su direncini azaltarak enerji verimliliğini artırıyor. Bu tasarım rüzgar türbinlerinin kanatlarında enerji verimliliğini artırmak için kullanılıyor. Örneğin, tüberküllere sahip rüzgar türbinleri geleneksel türbinlere göre daha fazla enerji üretebilir. Bunu yüzgeç tüberküllerinin aerodinamik yapısını inceleyerek türbin kanatlarında benzer yapılar oluşturarak yapıyoruz. Lotus yaprağı ve su geçirmez yüzeyler. Lotus yaprağı su tutmaz ve kendini temizler. Bu özellik su geçirmez ve kendini temizleyen yüzeylerin geliştirilmesine ilham veriyor. Örneğin, lotus etkisini taklit eden boyalar ve kaplamalar bina yüzeylerinde ve otomobil boyalarında kullanılıyor. Böylece yüzeyler suyu iterek temiz kalıyor. Bunu lotus yaprağındaki mikroskobik yapıları taklit ederek su ve kir tutmayan yüzeyler geliştirerek yapıyoruz. Termit yuvaları ve iklimlendirme sistemleri, termit yuvaları sıcak çöl iklimlerinde bile içeride serin kalacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin Zimbabwe'deki East Gate Center adlı bina, termit yuvalarını taklit eden bir doğal havalandırma sistemine sahiptir ve bu sayede enerji maliyetlerini büyük ölçüde azaltır. Bunu termit yuvalarının havalandırma sistemlerini analiz ederek başarıyoruz. Kertenkele ayakları ve yapışkan teknolojiler. Geçko kertenkelesi ayaklarındaki mikro yapılar sayesinde dik yüzeylere tırmanabilir. Bu yapı güçlü ve tekrar kullanılabilir yapışkan bantların geliştirilmesine yol açtı. Örneğin bilim insanları Geçko ayaklarını taklit ederek silikon bazlı yapışkan bantlar geliştirdiler. Bunu Geçko'nun ayak yapısındaki setae adı verilen mikroskobik kılların yapısını inceleyerek yapıyoruz. Uçak kanatları ve kuşların uçuşu. Uçak kanatlarının tasarımında kuşların uçuş özelliklerinden ilham alınmıştır. Özellikle albatros kuşlarının uzun mesafelerde süzülme yetenekleri, uçak kanatlarının daha aerodinamik ve enerji verimli hale getirilmesine yardımcı olmuştur. Albatrosların kanat yapıları, hava akımını en iyi şekilde kullanarak uzun süreler boyunca minimum enerji harcamalarını sağlar. Bu tasarım prensibi, modern uçakların kanat tasarımlarına uygulanarak yakıt verimliliğini artırır. Helikopter pervaneleri ve yusufçuk böcekleri. Helikopter pervanelerinin tasarımında yusufçuk böceklerinin kanat yapılarından ilham alınmıştır. Yusufçuk böcekleri, dört kanatlı yapıları sayesinde oldukça manevra kabiliyetine sahiptirler ve havada asılı kalabilen nadir böceklerdendir. Helikopter pervanelerinin tasarımında yusufçuk böceklerinin kanat yapısı ve hareket kabiliyeti örnek alınarak daha verimli ve manevra yeteneği yüksek helikopterler geliştirilmiştir. Yusufçuklar kanatlarını kendi üzerlerine katlayamaz. Ayrıca uçma kasalarının kanatları hareket ettirme şekli diğer böceklerinkinden farklıdır. Sırf bu özellikleri nedeniyle evrimciler yusufçukların ilkel böcekler olduğunu iddia ederler. Oysa ilkel böcek denen yusufçukların uçuş sistemi bir tasarım harikasıdır. Dünyanın önde gelen helikopter üreticisi Sikorsky başta olmak üzere birçok üreticiye ilham kaynağı olmuştur. Biyomimikri doğadan ilham alarak daha verimli ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirmemizi sağlıyor. Bu alanda yapılan çalışmalar hem doğaya daha saygılı hem de inovatif teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunuyor. Örümceklerin ipeğinden balinaların yüzgeçlerine, kertenkelelerin ayaklarından yusufçukların kanatlarına kadar pek çok canlıdan ilham alarak geliştirdiğimiz teknolojiler bize doğanın ne kadar muhteşem bir öğretmen olduğunu gösterdi. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecekteki videolarımızda daha fazla keşif yapacağız. Kendinize iyi bakın ve doğanın mucizelerini keşfetmeye devam edin. Hoşça kalın.